TRT Okul ekranlarından herkese merhaba. Anadolu Üniversitesi Tercih 2016 programıyla bugün de sizlerleyiz. Tercih dönemindeki öğrencilere Anadolu Üniversitesi'ni daha yakından tanıtmaya devam ediyoruz. Bugünkü programımızın ilk konuğu İktisat Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Hasan Durucusu ve fakültemiz öğretim üyelerinden Profesör Doktor Güler Gülsoy bizlerle birlikte. Hoş geldiniz hocam. Hocam hoş geldiniz. Merhabalar. Hocam hepimizin bildiği gibi tercih haftası öğrenciler için çok önemli bir süreç. Evet. Biz de öğrencilere bu programlar aracılığıyla yardımcı olmak istiyoruz. Bugün de İktisat Fakültesini konuşacağız. Dilerseniz öncelikle İktisat Fakültesinin bölümleri hakkında bilgi alalım ve sohbetimize başlayalım. İktisat Fakültesi Anadolu Üniversitesi'nin açık öğretim sistemiyle eğitim yapan bir fakültelerinden biridir. Açık öğretim sistemi içinde önemli bir role sahiptir. Gerçekten de İktisat Fakültesi açık öğretim sisteminin kuruluşunun öncesinde, daha 80 öncesinde İş İdaresi ve İktisat adlı Eskişehir'de çeşitli bu konuda çalışmalar yapılıyordu. Temelleri o günlere dayanmaktadır. Fırsat eşitliğini sağlamak, eğitimi yaygınlaştırmak amacıyla kurulmuştu. Zaman içinde ülke ihtiyaçları doğrultusunda yeni bölümler açıldı. Bu şu anda İktisat Fakültesi'nde İktisat, Maliye, Çalışma Ekonomisi ve Endüstriyel İlişkiler, Kamu Yönetimi ve Uluslararası İlişkiler olmak üzere 5 bölüm bulunmaktadır. Bu açık öğretim sistemindeyiz derken şunu demek istiyorum. Açık öğretim sisteminde yer almayan diğer öğretim birimlerinde öğrenci bilgi almak için belirli bir zamanda, belirli bir mekanda toplanır, bilgiyi alır. Açık öğretimdeki temel farklılık ise bilgiyi istediği yerde, istediği zamanda alabilmiş olmasıdır. Tabii bu yüz yüze olmamaklık bir avantaj gibi gözükse de bize büyük yükümlülükler yüklüyor. Öyle ki ders materyallerimiz çok güçlü olmak zorunda. Yani güçlü ders materyalleri yardımıyla bunların coğrafi olarak bizden uzakta olmaları nedeniyle kampüste yaşam gören veya öğrenim gören diğer öğrencilerden eksiklerini gidermek amacıyla sanal kampüsler oluşturuyoruz. Yani aslında bir nevi bizden eğitim almak isteyen herkesin evine gitme meselesi gibi. Yani evet. Onların adreslerine ulaşma olayı. Evet, bir online tamam. Ortamdan istedikleri eğitimleri, istedikleri şekilde kendilerini geliştirme olanaklarını İstediği onlara sunma. Zamanda bir de. Bir de zaman Zamana olarak. Zamana bağlı olmaksızın böyle alıyorlar. Bu bölümlerin tek tek ayrıntılarına ben girmek istemiyorum bu bağlamda. Daha sonra konuşma yapacak İktisat İdari Bilimler Fakültesi de olabilir. Onlar da zamanlarından biraz çalmış olayım. Tabii ben hocam. Açık öğretim sisteminden konuşarak. Bizim bütün İktisat İdari Bilimler Fakültelerinde bu saydığım bölümler var. Ama bütün hepsinde bu kamu yönetimi ve uluslararası ilişkiler bölümleri yer almamaktadır. Yani bizim İktisat Fakültesi olarak fazla olan bölümlerimiz de vardır. Yani örgün eğitimde yok ama İktisat Fakültesi'nde var. Var. Evet. Birçok üniversiteye nazaran bu şekilde düşünebiliriz. Evet. Hocam, Hasan hocam şimdi bölümleri saydı. Peki bu bölümlere giriş koşulları neler hocam? Kontenjanlar hakkında neler söyleyeyim? Şimdi biz açık öğretim sistemi içerisinde eğitim yaptığımız için ve farklı iktisat fakültesinin farklı 5 tane bölümden bahsetti hocam. Bölümlere giriş koşullarına baktığımızda bildiğiniz gibi artan yüksek öğretime bir talep var. Bu talep doğrultusunda da tabii zorunlu olarak piyasanın koşullarına göre bazı bölümlere kontenjanlar getirilmektedir. Bu kontenjanlar dahilinde bizim bölümlerimize öğrenciler alınmaktadır. Şöyle bir baktığımızda 5 bölüm içerisinde en çok kontenjan hangisidir diye baktığımızda biraz önce hocamın bahsettiği örgünde de olmayan aslında uluslararası ilişkiler bölümü ve kamu yönetiminde olduğunu görüyoruz. Kamu yönetimi bölümünde kontenjan 4000, uluslararası ilişkiler bölümünde 3500, maliye bölümünde 3000. Eğer şöyle bir hani kontenjan sıralaması yapacak olursak çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkiler bölümünde 1500 ve en son iktisat bölümünde 1000 olarak karşımıza çıkıyor. Tabii bu kontenjan hani bu bölümlere girişi kolaylaştırıyor gibi gösteriyor ama aslında kontenjan sınırından dolayı artık eskisi gibi bölüme girmek de çok kolay olmuyor ve bu nedenle öğrencilerin de doğru bir tercih yapması gerekiyor.
gerekiyor. Yani uzaktan eğitim sistemi, yani açık öğretim sistemi olduğu için ve evinde istediği ortamda çalışarak ya da çalışmayarak çok rahat bir şekilde ders çalışma ve okuma imkanı olduğu için tercihlerini ona göre yapması gerekiyor ve bu aşamada da yeni öğrenme teknolojilerini de hani günümüzde artık özellikle bizim fakültemiz bağlamında öğrenci en yararlı olacak şekilde eğitimin yapılması öngörülüyor. Ve tabii ki bölümlerdeki bu giriş koşulları YÖK'e de bağlı olduğu için kontenjan kısıtı nedeniyle değişebiliyor. Yani hocam öğrenciler sınava girdiklerinde İktisat Fakültesindeki bazı bölümleri kazanıp bazı bölümleri de kazanamama gibi bir tabii durumda ki, karşı tabii karşıyalar ki, kontenjan artık. Kontenjan kısıtı nedeniyle. Peki hocam, bu bölümlerde okutulan derslerle ilgili neler söyleyebiliriz? Şimdi bu derslerimize baktığımızda tüm bölümlerimizde okutulan belirli, yani o eğitimi, mesela işte iktisat eğitimini, uluslararası ilişkiler eğitimi, kamu yönetimini, formasyonunu alacak şekilde farklı dersler bulunmaktadır. Ve ders çeşitliliğimiz de aslında oldukça geniş ve sürekli yeni derslerin eklendiğini de görüyoruz. Burada özellikle bu 5 bölümde okutulan temel, yani o mesleki eğitim formasyonunu verecek temel derslerimiz var. Bunlar nelerdir diye baktığımızda önce mesela iktisada giriş derslerimiz var. Bütün bölümlerde okutulan genel matematik dersimiz var. Hukukun temel kavramları var ve temel bilgi teknolojileri var. Bunlar hemen hemen bütün bölümlerimizde olan dersler. Çünkü belirli bir eğitim formasyonu alabilmek için. İktisat bölümüne baktığımızda iktisat bilmek çok önemli tabii ki. Günümüzün değişen koşullarını ekonomik, siyasal ve sosyal anlamlarda anlayabilmek ve güncel ekonomik sorunları anlayabilmek amacıyla iktisatın aslında temel olduğunu görüyoruz. Bütün bu bölümlerin temelinde aslında iktisat eğitiminin olduğunu görüyoruz. İşte dikkate değer ne tür derslerimiz var? Tabii iktisada giriş, mikro, makro, uluslararası iktisat, Türkiye ekonomisi, bu bağlamda iktisadi büyüme kalkımı ve ayrıca bir de bütün bölümleri ilgisini çeken girişimcilik ve iş kurma var. Hemen hemen bütün bölümlerimizde ve bir de bu anlamda özellikle bu girişimcilik ve iş kurma derslerinin de öğrenciler tarafından da yoğun ilgi olduğunu görüyoruz. Kamu yönetimi bölümü derslerimizde daha çok sosyal politika, endüstriyel ilişkiler, genel uygarlık tarihi, siyaset bilimi, siyaset sosyolojisi gibi derslerimiz var. Ama bu öğrencilerimizin bu derslere baktığımızda hani en çok ilgi gören dersleri kendi alanları ile ilgili dersleri daha çok severek ve tercih ederek okuduklarını görebiliyoruz. Teşekkür ediyoruz hocam ayrıntılı açıklamalarınız için. Peki hocam, İktisat Fakültesi öğrencileri ne gibi akademik olanaklara sahip oluyorlar? Şimdi, akademik olanaklar derken sahip olmadıkları şeyleri söyleyeyim. Staj, laboratuvar, uygulama dersleri gibi zorunlulukları yok. Akademik olanaklar derken eğitim materyallerini kastediyorsanız kitap temelli olarak... Bu kitapların elektronik ortamdaki sürümleri var. Demin sözünü etmeye çalıştığım sanal bir kampüs ortamına getirmeye çalışıyorduk öğrencilerimizi. Bu sanal kampüs Anadolu'm e-öğrenme portalında bu muhtelif çeşitte ders materyali bulunmaktadır. Sahip olduğu olanaklar sırasında şunları da söyleyebiliriz. Mesela akademik danışmanlık adı altında eğitim amaçlı bütün bürolarımızın bulunduğu yerlerde yüz yüze dersler verilmesi yoluna da gidilmektedir. Peki hocam, araya gireyim. Süremiz de daralıyor. Özellikle de İktisat Fakültesi ile ilgili belirtmemiz gereken konulardan bir tanesi de ikinci üniversite olanakları. Yani ikinci üniversite olanaklarını da genel olarak anlatabilir misiniz hocam? Tabii. Şimdi bizim öğrencilerimizin yaş ortalamasına bakarsak çoğunlukla bu öğrencilerin öğrenmeyi öğrenmiş öğrenciler. Yani bir eğitim kurumunda eğitim görmekte veya bitirmiş öğrencilerden oluştuğunu görüyoruz. Bu öğrenmeyi öğrenmiş olmak çok önemli bir şey. Özellikle uluslararası ilişkiler bölümünde mesela hukuk, İngilizce öğretmenliği, atanamamış olma durumları var mesela. O öğrenciler... O eğitimlerini sürdürürken veya bitirdiklerinde uluslararası ilişkiler bölümüne lisansa kayıt yaptırdıklarında ikinci üniversite kapsamında iş olanaklarına kavuşmaktadırlar. Şöyle ki AB Bakanlığı'nın kurulmasından sonra kamuda, belediyelerde bütün teşkilatlarında uluslararası ilişkiler uzmanı istihdam edilmektedir.
Yani bir İngilizce öğretmenliği mezunu, İktisat Fakültesinden de açık öğretim, İktisat Fakültesinden de uluslararası ilişkiler okuyup farklı bir iş alanında şansa sahip olabiliyor. Evet, yani bu tek bir branşla yetinmesinler. Lütfen ömür boyu öğrenim sloganımız doğrultusunda kendilerini daha donanımlı yapmak için bizi tercih etsinler. Hocam çok teşekkür ederiz. Değerli bilgiler verdiniz, programımıza katıldınız hocam. Evet, İktisat Fakültesini konuştuk. Az sonra programımız İşletme Fakültesi ile devam edecek. İşletme Fakültesi Dekanı Sayın Profesör Doktor Hasan Durucasu ve Dekan Yardımcısı Doçent Doktor Ergun Kaya stüdyomuzda. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Hoş geldiniz hocam. Aslında siz biraz önce de buradaydınız hocam. Evet hocam, az önce İktisat Fakültesini tanıttınız. Şimdi biraz İşletme Fakültesinin bölümleri hakkında bilgi isteyeceğiz sizden. Hemen bölümlere geçeyim. Buyurun hocam. İşletme, genel işletme bölümümüz var. Konaklama işletmeciliği bölümümüz var. Bunlar yıllardır sürdürdüğümüz, eğitimini sürdürdüğümüz bölümler. Bunlara ilave eden geçen yıl iki tane daha yeni bölüm açtık. Havacılık yönetimi ve uluslararası ticaret ve lojistik yönetimi. Şimdi 30 yıl öncesinin, 50 yıl öncesinin ülkenin ihtiyaçlarıyla şimdiki değişiyor. Açık öğretim sistemi dinamik bir yapıya sahip. Ülke ihtiyaçları doğrultusunda programlarını zenginleştirebilme imkanına sahip. Mesela bunlardan konaklama işletmeciliğini ele alırsak, konaklama işletmeciliği biliyorsunuz turizm girdileri ekonomimizin önemli bir kesimini oluşturmakta. Ama kırılgan bir ortamda turizm, mesela uluslararası gelişmelerdeki olumsuzluklar hemen turizm girdilerine olumsuz olarak yansımakta. Öte yandan turizm yatırımları çok iyi, çok iyi tesisler kuruyoruz. Fakat bu iyi tesislerde daha da nitelikli hizmet verebilmek için bu konaklama işletmeciliği programına ihtiyaç var. Bu herhangi bir konaklama işletmesinde çalışanlar bu programa kaydolabilir ve kendilerini geliştirme imkanına da sahip olurlar. Hocam bu programlara kaydolma konusundan bahsettiniz. Genel olarak bölümlere giriş koşullarından da bahsedebilir miyiz? Tabii isterseniz ben cevap vereyim hocam. Tabii hocam buyurun. Giriş koşulları aslında genel olarak işte yüksek öğretime geçiş sınavında 150 ve üzeri puan alma ön koşulu var. Ama programlarımıza yerleşen öğrencilerin puanlarına baktığımızda bunun oldukça üzerinde olduğunu görüyoruz. Örneğin bizim programlarımızda 200 puanın altında öğrenci yok. İşte 400 puanı geçen de var. Özellikle yeni açılan programlarımız bu açıdan biraz daha talep görüyor. Diğer taraftan bunların kontenjanları da kısıtlı. Örneğin işletme bölümünde 6500 kontenjan varken havacılık yönetimi ve uluslararası ticaret ve lojistik yönetimi bölümlerinde 2000 kontenjanla başladık geçen yıl. Ve ilk yıl olmasına rağmen hemen hemen kontenjanlar doldu. Böyle bir talep var. Sadece örnek olması açısından hocam biraz bahsetti. Bütün dünyada da hizmet sektörleri ön plana çıkmaya başladı. Ve gelişmiş ülkelerde hizmetin ekonomideki payı biraz daha yüksek. Bizim de önem verdiğimiz ve son yıllarda çok büyük yatırımlar yaptığımız alanlar, turizm, havacılık, lojistik vesaire. Örneğin havacılıkla ilgili birkaç veriden bahsedeyim. 2015 yılı verileri, yıl sonu itibariyle havayolu seyahati yapan 182 milyon yolcu var. Bunun 100 milyona yakını iç hatlarda gerçekleşmiş. Ve oldukça büyük bir gelişme. Ve buralardan da hareketle sektörde önemli yatırımlar yapılmakta. Daha 2000'lerin başlarında yaklaşık 50 bin çalışandan bahsediyorduk örneğin havacılık sektöründe. Şu an 200 binin üzerinde çalışan var.
Sadece yeni yapılan yatırımlardan bir tanesi kapasitenin arttırılmasıyla ilgili bir fikir vermesi bakımından 3. havaalanı, havalimanı diye bilinen İstanbul'da yapılan 3. havalimanında tamamlandığında 200 milyon yolcuya hizmet verecek bir kapasite oluşturuluyor. Yani şu anda Türkiye'de yapılan toplam faaliyetin biraz daha fazlası kadar bir tek havalimanında gerçekleşecek olan istihdam. Yani inanılmaz bir rakam. Evet, yani bu lojistikte zaten elektronik ticaretle birlikte son dönemin en gelişmiş alanlarından birisi ve gelişmekte olan alanlarından birisi. Dolayısıyla işletme, havacılık, lojistik, konaklama veya turizmin diğer alanlarına hitap eden bölümler bir anlamda birbirini tamamlayan bölümler durumunda. Birbirlerine destek veriyorlar. Peki hocam, bu bölümlerde nasıl dersler okutuluyor? Güzel soru. Aslında işletme için belki geleneksel anlamda işte standart bir eğitim içeriği, müfredattan bahsetmek mümkün. İşte hemen hemen bütün bölümlerimizde de yer alan matematik, istatistik, giriş dersleri, bilgi işlem temelli dersler yer almakta. Kısmen yabancı dilde söz konusu ama farklı ne var diye sorarsanız, örneğin bizim işletme bölümümüzde çoğu lisansüstü programda gördüğümüz dersler var. Üstelik farklı olarak bunların kitapları da var ve öğrenciye birebir ulaştırılabiliyor ve elektronik ders malzemelerimiz de var. Mesela örgüt kuramı, maliyet yönetimi, sosyal sorumluluk ve etik, denetim, girişimcilik ve iş kurma ki en çok rağbet gören alanlardan birisi, küresel pazarlama gibi dersler var işletme bölümünde. Konaklama işletmeciliğinde alana özgü neler var derseniz, daha pek çokları var ama birkaç örnek olsun diye bahsedeyim. Hizmet tasarımı, turistik alanlarda mekan tasarımı, ilginç bir ders. Müşteri ilişkileri yönetimi, kongre ve etkinlik yönetimi, yine girişimcilik, iş sağlığı ve güvenliği, yine son dönemde sürekli gündemde olan. Havacılıkla ilgili yine belki... Ki ben yıllarca örgün bölümde de görev yaptığım için rahat konuşabilirim bu konuda. Örgün bölümlerde bile ders malzemesi sıkıntısı yaşadığımız veya öğretim elemanı sıkıntısı yaşadığımız alanlarla ilgili kitaplarımız yazıldı. Örneğin havacılık emniyeti, hava yolu yönetimi, havaalanı yönetimi, lojistik yönetimi, proje yönetimi, işletmelerde karar verme teknikleri, hava hukuku gibi alana özgü dersler var. Lojistik alanında da yine aynı şekilde yöneylem araştırması, gümrük mevzuatı, ulaştırma sistemleri ve yönetimi, depolama ve envanter yönetimi, lojistikte coğrafi bilgi sistemleri kullanımı gibi doğrudan alana özgü uzmanlık bilgisi içeren derslerimiz mevcut. Böyle çeşitli ve kapsamlı önemli derslerimiz var. Evet. Peki hocam, bu öğrencilere sağlanan akademik olanaklardan veya farklı olanaklardan bahsedersek neler söyleyebiliriz? Yani bu kapsamlı dersleri alan öğrenciler ne gibi şanslara sahip olurlar? Şimdi akademik olanak olarak tabii eğitim öğretim malzemesi olarak kitaba bağımlı yine sistem temel materyalimiz kitap, ders kitapları. Bunları mutlaka birebir öğrenciye ulaştırabiliyoruz. Bunun yanında elektronik ortamda kitap temelli, soru temelli veya serbest içerikli ders malzemelerimiz var. E-Kampüs ortamında bunlar bir araya getirilmeye çalışılıyor. Öğrencilerin birbiriyle ilişki kurabilecekleri elektronik ortamlar var. Akademik yüz yüze danışmanlık derslerimiz var. Bunların dışında ilginç uygulamalarımız var. Örneğin bürolar vasıtasıyla illeri gezerek başarılı öğrencilerimize belge törenleri düzenliyoruz ki çok ilgi görüyor. Farklı şehirlerde birlikte yapılıyor bu. Evet. Bu açık öğretim sisteminin eleştirilen tarafı olan öğrenciyle birebir yüz yüze gelme ve temas etme imkanı sağlıyor. Bir de belki bu kapsamda bahsedeceğimiz önemli bir etkinlik mezuniyet törenlerimiz. Son derece Coşkulu geçiyor ve gerçekten. En fazla katılımın olduğu, en coşkulu bölüm açık öğretim sisteminin mezuniyet törenleri oluyor. Anadolu Üniversitesi'nde, Eskişehir'de yapılıyor bu mezuniyet törenleri. Evet. Ama bir dakika ben saptama yapayım. Buyurun hocam. Mezuniyet törenleri Eskişehir'de yapılıyor dediniz. Biz bir çalışma yapıyoruz. Bilemiyorum kesinleştirme proje safhasında. Önce size söylemiş olayım. Buradan duyurmuş olalım yani. 7 bölgede de yapmayı düşünüyoruz.
Farklı şehirlerde. Evet, farklı şehirlerde. Sırf açık öğretimi özgü olarak. Mezuniyet için de öğrencilerin adreslerine evet. ulaşmış olacağız. Eminim fazlasıyla katılım olur ve çok yani, mutlu. Bilemiyorum, onun fizibilite çalışmalarını arkadaşlar yapıyorlar ama tasarı da böyle bir şeydi söz konusu. Ya bu öğrencilerin özellikle duygusal olarak daha mutlu olmalarını sağlayacak bir durum. Peki hocam, mezun oldular. Evet. Mezuniyet sonrası için de biraz konuşalım. Yani mezuniyet sonrası. Neler konaklama işletmeciliğinden mezun oldular. Online yüksek lisans yapabilirler. Zaten biz sektörde çalışanları eğitmeyi amaçlıyoruz. Yani diğer turizm otelcilik fakülteleriyle, okullarıyla herhangi bir rekabetimiz söz konusu değil. Eğitimsiz, istihdam imkanı bulmuş. Fakat o konuda kendisini yetiştirmeyi düşünen arkadaşları yetiştirmeyi amaçlıyoruz. İkinci üniversite kapsamında lütfen yani bizi yazsınlar. Yazmazlarsa ya açık öğretim değil işte ben örgün okuyayım, şuraya gideyim, burada yaşayayım, şurada gezeyim, buranın kampüsü iyidir, şurasının cazibesi iyidir. Muhtelif sahiplerle tercih edebilirler. Genç bunlar. Ama olsun, gene o istedikleri bölümü seçsinler gönüllerinden geçeni. Ama bizim zengin programlarımız içinden en az birini ikinci üniversite kapsamında takip etsinler. Türkiye'deki her üniversiteden başvuru alıyoruz. Herkes evet. ikinci üniversiteden faydalanabiliyor evet. değil mi hocam? Herhangi bir örgün öğrenimden mezun olmuş olmak. Ya da okuyor olmak. Olmuş olmak veya okuyor olmak. Yani eğer 4 yıllık bir birimi, eğitim birimini kazanmışsa 4 yıllık programlarımıza, 2 yıllık bir birimde öğrencilik yapıyorsa 2 yıllık programlarımıza sınavsız, o da şimdilik kaydıyla. İleride sınav da olabilir. Yani çünkü mevzuat değişiyor zamanla. Evet. Onu bilemem. Buyurun giriş hocam. Koşulları ile ilgili bir şey hatırlatmak hocam, isterim. Hocam çok kısa olursa. Evet, çok kısa. Diğer bölümlerimizde bir ön koşul yok. Onu söylemiştim ama havacılık bölümü için özel bir durum var. Havacılık yönetim bölümü için. Buraya gelecek arkadaşlarımız ileride mezuniyet sonrası sorun yaşamamaları bakımından daha en başta o önlemi alıyoruz. Adli sicil kayıtlarının olmaması ve tam teşekküllü bir hastaneden sağlık raporu almaları gerekiyor. Kayıt yaptırabilmeleri için. Hocam çok teşekkür ederiz. Evet. Programımıza katıldınız, değerli bilgiler verdiniz. Evet, işletme fakültesiyle ilgili merak edilenleri daha yakından tanımaya, öğrenmeye çalıştık. Birazdan programımız Devlet Konservatuarı ile devam edecek. Evet, şu anda Devlet Konservatuarı Müdür Yardımcımız Doçent Doktor Mustafa Sekmen ve konservatuar öğretim üyelerimizden Profesör Doktor Ozan Evrim Tunca bizlerle birlikte. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Hocam hoş geldiniz. Klasik ilk sorumuzla başlayalım. Biraz konservatuarımızı tanıtabilir miyiz genel olarak? Bundan ben bahsedeyim. Tabii hocam. Konservatuvar kendine özel yasası olan bir kurum. Çünkü daha önce konservatuvarlar üniversitelerin içinde değildi. 1982'den önce değildi. 80'den önce değildi. Özel olmasının nedeni, kendine has yasası olmasının nedeni ilköğretim, ortaöğretim ve lise düzeyinde de eğitim yapmasından kaynaklanıyor. Bunun dışında bir farklı özelliği de şu. 88-89 yılında eğitime başlayan Devlet Konservatuvarı'nın o yıllardaki özelliği büyük metropol şehirleri dışında İstanbul, Ankara ve İzmir dışındaki ilk konservatuvar olması. O zamanki deyimle kimilerinin reddettiği bir şey. Anadolu'da, Anadolu topraklarında bir konservatuvarın olduğu ilk okul. Şimdi öyle değil tabii. Başka yerlerde de var doğal olarak ki iyi ki de öyle. 86-87'de kuruluşu tartışılıp 88-89 öğretim yılında eğitime başlıyor. Önce müzik bölümü başlıyor. İşte enstrüman eğitimlerinin bulunduğu bölümler, ana sanat dalları. Sonra bir yıl sonra tiyatro bölümü, sahne sanatları bölümü eğitime başlıyor. Sonra da 2000 yılında
çalgı yapım bölümü. Yani çalgıları uluslararası standartta üreten ve bunun yapımının öğretildiği bir bölüm bu. 2010 yılında da müzikoloji bölümü eğitime başlıyor. Yaklaşık olarak böyle 10'ar yıllık bölümler halinde gerçekleşiyor. Genel olarak müzikoloji bölümü, yani bir bilim eğitimi dışında olan bölümlerin hepsi belirli bir sanatsal, artistik beceriyi, ustalığı, uluslararası anlamda bir ustalığı öğretmek ve bunu üniversite mantığı içinde, üniversite kültürü içinde, entelektüel bir kültür içinde sanatçı yetiştirme bağlamında düşünülüyor ve eğitim buna göre dizayn edilmiş durumda. Bu hedeflere göre yapılıyor. Evet hocam, şimdi bu az önce bahsettiğiniz bölümlerin içeriklerine de değineceğiz. Fakat nasıl, konservatuvarın öğrenci alımı nasıl oluyor? Yani sınavla mı, yetenek sınavıyla mı? Biraz bu konuyu açar mısınız? Onunla ilgili müzik bölümü ya da müzikle ilgili bölümlerle ilgili Ozan hocam bilgi verir. Sahne sanatlarını ben anlatayım. Tamam, tamam. Buyurun hocam. Tamam. Şimdi bizim müzik bölümünün girişinde, bu yetenek sınavında normalde biz ilk öğretimden hemen sonra sınavlarımızı yapıyoruz. Lisans girişindeki sınav biraz daha farklı. Yine de ilk öğretim kısmını da çok kısa anlatayım. Müziksel işitme becerisini ölçen bir sınavımız var. Yani müzik kulağı dediğimiz şey, o çocukta daha önce bir şey çalmış olması gerekmiyor. O çocukta müzik kulağı var mı yok mu onu öğretmenlerimiz, hocalarımız bakıyorlar. Tespit ediyorlar. Ondan sonra çalgı derslerine başlıyor. Şimdi lisans devresinde de bu şöyle oluyor. Hali hazırda zaten ya güzel sanatlar liseleri ya başka konservatuarların lise kısmından mezun olmuş çocuklar çoğunlukla lisansa giriyorlar müzik bölümlerinde. Çünkü o çalgıları 10-11 yaşlarında öğrenmeye başladıkları için o konuda bayağı bir birikim yaratmış olmaları yani gerekiyor. Yani lisans eğitimi için başvuranlar aslında önceden de tecrübeli oluyorlar genelde. Ama böyle bir zorunluluk yok değil mi? Resmi zorunluluk yok. Evet. Ama bir insanın tamamen amatör müzik eğitimi içerisinde bir konservatuar seviyesinde, lisans giriş seviyesinde, müzik bölümünde bir çalgı çalıyor olması genelde çok nadir rastladığımız bir şey. Çoğunlukla diğer konservatuar, kendi konservatuarımızın lise bölümünden mezunlar ya da güzel sanatlar liseleri de oluyor. Onlar farklı da profesyonel. Liselerden de evet. gelebiliyorlar. Onlar da gelebiliyorlar. Şimdi öyle bir durumda çalgı sınavı oluyor. Yani lisans girişinde çalgısıyla geliyor. İşte yaklaşık 20 kişilik bir hoca grubumuz var, komisyonumuz var. Onun karşısında zorunlu eserlerimiz var. Onları seslendiriyorlar. Biz onları değerlendiriyoruz. Lisansta bu seviyede yapabilirler mi, yapamazlar mı? Ondan sonra girişleri mümkün olmuş oluyor. Bizde böyle. Şimdi müzikle ilgili olan müzikoloji bölümünde de bir yetenek sınavı yapılıyor. Çalgı yapım bölümünde de. Ama Ozan Hoca'nın bahsettiği enstrüman eğitimine ilişkin bir yetenek sınavı. Bu da insan doğasından kaynaklanan bir şey. Çok erken yaşlarda sistemin, organik sisteminin, biyolojisinin buna alışması, işitme, zihin algısının buna göre geliştirilmesi gerekiyor. Dünyada da bu böyle zaten. Ama dediği gibi hani lisans düzeyinde birisinin de buraya giremeyeceğini söylemek mümkün değil ama nadir. Tabii. Daha az diyelim. Ama bu sahne sanatlarında yani oyunculuk, opera ana sanatta da, tiyatro ve operada, müzikoloji bölümünde ve çalgı yapımı bölümlerinde böyle değil. Bunlara doğrudan lisanstan alınıyor. Zaten bunların ilk öğretim, orta öğretim ya da lisesi yok. Daha önce vardı oyunculukla ilgili ama şimdi yok. Dolayısıyla bu bölümlerin hem bilim sınavları, yani bir genel kültür ya da o konuya ne kadar ilgileri olduğunu, neyi biriktirmiş olduklarını kontrol eden bir sınav var. Ama ayrıca da beceriye yönelik sınavlar var. Mesela çalgı yapımında gerçekten objeyi, işte ahşap malzemeyi işleyebiliyor mu, çizim ya da üç boyutlu algılayabiliyor mu diye. Sahne sanatlarında daha karmaşık bir sınav var, daha zorlu bir sınav var. O da oyunculuk bölümü, tiyatro oyunculuğu eğitimi alacak kişilerin hem işitmeleri, hem konuşma özellikleri, hem anatomik olarak hem de işlemci olarak aynı zamanda sanata ve genel kültür
ile ilgileri çok düzeyinde. Çok komple bir yani insan olması gerekiyor. 5-6 grupta evet, sınav yapılıyor. Yani çünkü hocam ben devlet konservatuvarı mezunlarından hep şunu diyorum. Ben tiyatrocuyum ama iyi şarkı söylemem de gerekiyor. Hocalarımız bizden bunu isterdi. Böyle bir şey orada, var mı? Orada öyle olması gerekiyor. Yani şöyle oyuncu var ya da işte hani oyuncu var ya da müzisyen var sadece bir şey çalabiliyor ya da bir tür müzik çalabiliyor ya da bir tür oynayabiliyor. Ama iş dans etmeye, müzikle ilgili bir şey yapmaya ya da fiziksel aktiviteyi çok güçlü, çok boyutlu kullanmaya geldiği zaman o zaman işte konservatuvar mezununun bunu yapabileceğini iddia etmemiz gerekiyor. Yani siz bir ayrım koymak değil bir standart koyuyorsunuz. Diyorsunuz ki hani konservatuvar mezunuysa Batı sazlarından şu eserleri, Batı eserlerini şunları bilir, klasik eserleri bilir, sıradan yerel şeyleri de kültürel olguların da farkındadır. Yani dünyanın öteki ucundaki müzik türlerinde farkındadır demeniz gerekiyor. Yani bir yüksek standart koyup daha nitelikli sanatçı eğitmeye yöneliyorsunuz. Onun için sınavlar biraz daha karmaşık oluyor. Peki talep nasıl hocam? Yani çok yoğun bir başvuru oluyor mu? Müzik bölümüne genelde şimdi Eskişehir içerisinde 70-80 kişilik bir girişimiz oluyor. Yalnız bu dediğim gibi ilköğretim sonrası için. Lisans için de yaklaşık 10-15 kişilik bir grup oluyor çoğunlukla. Dediğim gibi kendi konservatuvarımızdan olabilir. Farklı güzel sanatlar liselerinden vesaire o tarz bir yerlerden olabiliyor. Çalgı yapım kısmında orada da hocamın da dediği gibi müzik kulağı şeyi sınavı orada da var. Çünkü çaldığınız çalgıdan, daha doğrusu yaptığınız çalgıdan nasıl bir ses çıktığını kendinizin de deneyebilmesi gerekiyor. O bir çalgı yapacaksınız ya, onun sesinin nasıl bir şey olduğunu hissedebilmeniz gerekiyor. O giriş sınavında onların da öyle bir şeyleri var. Onların da yaklaşık 8-10 kişilik bir şeyleri oluyor. Müzikoloji de benzer. Yani 10'lar, 15'ler, 20'ler civarında seyrediyor diyebiliriz. Evet. Evet. Sahne sanatlarında, operada ve tiyatroda bunların kontenjanları birinin 20, birinin 15. Yani oyunculuk bölümünün 15 tane kontenjanı var. 550 kişiye kadar sınav yaptığımız oldu. Şu anda 300 ile 400 arasında başvuru oluyor sahne sanatları tiyatro için. Opera için de 100'e yakın oluyor. Ama tiyatro bölümünün, oyunculuk bölümünün puanı yüksek. 225 YGS istiyor. Yani, herkes başvuramıyor yani. Hayır, başvuramıyor. Ama opera mesela bu sene 180 tabana kadar indik. Nasıl olsa bir yetenek sınavı var. Daha çok aday görelim dediler. Vakitleri ve olanakların uygun olduğunu söylediler. Ama bizim için yani sahne sanatlarının hocaları için bu mümkün değil. Çünkü 500-600 kişilik sınavı her birini, hiçbir yazılı olmayan, her bir adayı ayrı ayrı bütün komisyonun izleyeceği, izlemesi gerektiği, bölünerek de yapamıyoruz bunu. Dolayısıyla biz sayının daha az olması, ortalama bir yerde durmamız gerekiyor. Onun için de puanı yüksek tutuyoruz. 225 bu yıl. Yine bir 400 kişiye yakın gelir. Gelir bu sene. Biraz daha yükseltilir belki hocam ilerleyen senelerde. Evet, inşallah. Hocam süremiz de azalıyor. Evet, yani böyle son olarak mezuniyet sonrasında öğrenciler ne gibi iş olanaklarına sahip oluyorlar? Ona da bir değinelim isterseniz. Müzik bölümünden mezun olan öğrenciler çoğunlukla ülkedeki senfoni orkestralarında çalgı mezunları yer bulabiliyor. Senfoni orkestraları olabilir. Bunlar Kültür Bakanlığı'na bağlı orkestralar da var, belediyelere bağlı orkestralar da var Türkiye'de. Onun dışında kendileri aynı zamanda bizler gibi akademisyen olabilirler. Yüksek lisans sanatta yeterlik yapabilirler. Müzik bölümü mezunlarının çoğunlukla yaptığı bu oluyor. Bazen de amatör müzik eğitimine kayıp müzik kurslarında ders verdikleri de olabiliyor. Kısaca söyleyelim. Evet, profesyonel ödenekli tiyatrolarda, özel tiyatrolarda, televizyon ve reklam dünyasında oyuncular için söylüyorum, oyunculuk eğitimi. Bunlar onların iş olanaklarını oluşturuyor. Opera bölümü öğrencileri de yine devlet opera balesi kurumlarında. Bazıları da öğretmen olmayı ya da eğitmen olmayı tercih ediyor ya da üniversitelerdeki benzer ses eğitimi bölümlerinde hocalık yapıyorlar. Çok teşekkürler hocam. Değerli bilgileriniz için teşekkürler hocam, sağ olun. Evet, Devlet Konservatuarı ile ilgili merak edilenleri cevaplamaya çalıştık. Şimdi sırada Mimarlık ve Tasarım Fakültemiz var. Thank you.
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Dekanı Sayın Profesör Doktor Nuray Özaslan ve Dekan Yardımcısı Doçent Cafer Arslan bizlerle birlikte. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok hoş geldiniz hocam. İlk olarak Mimarlık ve Tasarım Fakültemizin tarihçesini sormak istiyorum. Ne gibi amaçlarla kuruldu fakültemiz? Mimarlık ve Tasarım Fakültesi aslında resmi anlamda çok yeni kurulmuş olan bir fakülte gibi durmakla beraber 2011 yılından itibaren Bakanlar Kurulu'nun kararıyla üniversitemizdeki tasarım alanlarının, tasarım bölümlerinin bir araya getirilmesiyle yeni bir oluşuma gitti. Ancak bu yeni bir fakülte olduğu anlamına gelmiyor. Çünkü mimarlık bölümü örneğin 30 yıllık geçmişe sahip, 30 küsur yıllık geçmişe sahip bir bölüm. Türkiye'deki Anadolu'da kurulan ilk mimarlık okullarından bir tanesi. Oldukça köklü bir geçmişe sahip, çok sayıda mezunumuz var. Benzer şekilde İç Mimarlık Bölümü Güzel Sanatlar Fakültesi'nin bünyesinde daha önce kurulmuştu. Yaklaşık 25 yıllık bir geçmişi var. Diğerleri de Endüstriyel Tasarım ve Moda Tasarım bölümlerimiz de yaklaşık 15 yıllık geçmişleri olan bölümlerimiz. Dolayısıyla bir araya gelme sürecimiz yeni olmakla beraber tecrübemiz, deneyimimiz, eğitim kadromuz çok aslında köklü. Evet. Peki hocam bu yeni hal neden bu hale geldi? Yani neden bu fakülte oluşturuldu? Amaçlarla ilgili neler söyleyebiliriz? Tasarımla ilgili çok sayıda alanımız var. Aslında olması da gereken alanlar bunlar. Hem çünkü Türkiye gelişen bir ülke. Gelişen ülkelerin ekonomilerini destekleyecek en önemli parametrelerden bir tanesi tasarım faktörü, tasarım girdisi. Bunun bizim fakültemizde, bizim üniversitemizde var olan bölümlerin aslında bir araya getirilmesiyle yeni bir oluşum evet. gerçekleşmiş oldu. Yani dağınık olan bölümler yapı, üç ayrı kurumda var olan yapının bir araya getirilmesi aslında doğru da bir karardı. Doğru bir hamleydi. Büyümek ve gelişmek anlamında, tasarımda Türkiye'de ulusal ve uluslararası anlamda söz sahibi olmak istiyorsa üniversitemiz, bunun böyle yapılmasında büyük fayda vardı. Zaten de bu yolda ilerliyoruz biz de. Yani şu anda tasarım anlamında daha spesifik eğitim öğretim faaliyetleri gerçekleştiriliyor diyebiliriz. Yapıyorduk zaten. Yani bu daha spesifik anlamına gelmiyor ama daha bütüncül bakıyoruz tasarıma. Daha ortak bir vizyonla bakıyoruz. Daha ortak bir mezun profili oluşturmak üzerine bakmaya çalışıyoruz. Aynı çatı altında, aynı fakülte altında toplanmış olmasının en önemli faydası bizim için, üniversitemiz için. Tasarıma ortak bir bakış açısıyla bakabilmemizi sağladı bu fakülte. Peki hocam şu an fakültemiz bünyesinde yer alan bölümleri ve kontenjanları ile ilgili bilgi alabilir miyiz? Şu anda 4 bölümümüz var. Mimarlık bölümümüz 60 öğrenci kontenjanımız. İç mimarlık bölümü 45 civarında düzeltim onu. Endüstriyel tasarım ve moda tasarım bölümleri de 60 civarında öğrenci kontenjanımız var şu anda. Peki pardon Sedef sen devam et istersen. Hocam herhangi bir yetenek sınavı yapılıyor mu öğrenci alımlarında? Yok hayır biz merkezi yerleştirmeyle MF4 ile alıyoruz. Bütün bölümlerimizi merkezi yerleştirmeyle öğrenci peki, alıyoruz. Peki moda bölümü DM puanıyla galiba hocam moda bölümü. Puanlama sistemlerinde evet. farklılıklar yani olabilir. Yani merkezi sistemle alıyoruz sonuçta. Evet. Peki bölümlerin ve derslerin içerikleriyle ilgili bilgi istesek sizden neler söylersiniz? Bölümlerimizin ilk yıl öğrencilerimiz dilerlerse Türkçe eğitim yapıyoruz. Normalde bütün fakültedeki eğitim dilimiz Türkçe. Kendi isteklerine bağlı İngilizce eğitim almak isterlerse hazırlık eğitim alıp İngilizce anlamında da kendilerini geliştirebiliyorlar. Onun haricindeki ilk tasarımın temel tasarım eğitimiyle ilgili öğrenciler örnek çizimleri, teknik çizimi ve diğer çizim ve görsel fikirlerini anlatabilir hale gelmeleri için temel tasarım eğitimi ya da temel sanat eğitimi adı verilen bir tasarım hazırlık derslerini alırlar. Bu derslerden sonra mesleki belleklerini hangi alanla ilgili genel olarak bir geçmişi de bilmeleri lazım ki geleceğin tasarımını yapmaları için bu kültürel dersleri ikinci sınıfta ağırlıklı alırlar. Üçüncü ve dördüncü sınıflarda da meslek ve alanlarına yönelik olarak proje tasarım derslerini gerçekleştirirler. Özellikle fakültemizde tasarım stüdyoları ve uygulamalarıyla daha fazla öne çıkmış durumdaki eğitimimizde genellikle iç mimarlık ve endüstriyel tasarımda özellikle yaptığı uygulamaların birebir örneklerini yapabilecekleri üretim atölyelerimizde mevcut fakültemizde. Peki hocam, Anadolu Üniversitesi çok aktif bir üniversite. Mimarlık ve Tasarım Fakültesini tercih eden öğrenciler ne gibi akademik olanaklara sahip olabiliyorlar burada? Burada
bir kere her şeyden önce üniversitenin ve kentin bütün kültürel sanatsal faaliyetleri bizim eğitimimizin önemli bir paydaşı bir anlamda. Çünkü tasarım eğitimi kültürel ve toplumsal hayatla iç içe olmak zorunda. Dolayısıyla kent içinde olmaları gerekiyor. Kentte olup bitenle, kültürel sanatsal faaliyetlerle birlikte bu eğitim sürecini yaşamaları gerekiyor. Biz fakülte olarak öğrencilerin bu faaliyetlere katılmalarını çok teşvik ediyoruz bir kere. Onları bilgilendiriyoruz, ekstra olarak haberdar ediyoruz. Bunun dışında bizler yapıyoruz. Yani üniversitemizde zaten çok sayıda film festivali, işte tiyatro festivalleri, müzik festivalleri kentte ve üniversitede gerçekleşiyor biliyorsunuz. Bütün bunlara katılmalarını istiyoruz. Katılmaları onları zenginleştiriyor çünkü tasarım süreçlerinde, tasarım düşüncelerini geliştirirken. Çünkü tasarım dediğimiz şey yaratıcı olmayı gerektiriyor, yenilikçi olmayı gerektiriyor, çözüm üreten olmayı gerektiriyor. Bunun yanında eksik gördüklerimizde biz fakülte olarak çeşitli sempozyumlarla, workshoplarla, çalıştaylarla, konferanslarla, teknik gezilerle, sergilerle destekleyerek bu etkinliklerin sayısını, içeriğini ve sayısını arttırmaya çalışıyoruz ki bu tasarım eğitimini güçlendirebilelim, zenginleştirebilelim. Hem öğrenci açısından hem de tasarım ortamı açısından, kentteki tasarım ortamı açısından da. Hocam tasarımda zenginlik dediniz, yaratıcılık dediniz. Hı. Yani bunları sağlamak için Erasmus çok önemli bir şans olabilir. Öğrencilerinizin Erasmus'la ilişkisi nasıl? Şu andaki 2015 sayılarımıza baktığımız zaman 4 bölümde yaklaşık 40'a yakın öğrencimizi Erasmus programıyla yurt dışındaki anlaşma yaptığımız, üniversitemizin anlaşma yapmış olduğu değişim programlarıyla gönderdik. Farabi, Mevlana gibi değişim programlarından da bölümlerimiz öğrenciler gelmekte. Yani öğrenciler çeşitli şekillerde kendilerini geliştirebiliyorlar. Farklı şehirlerde yine o kültürel zenginliklerini arttırabiliyorlar. Peki bölüm sektör ilişkisiyle ilgili neler söyleyebiliriz? Eğitim hayatları içerisinde böyle çalışmalarda bulunuyorlar mı? Bulunmak zorundalar aslında bir anlamda. Bu özellikle endüstriyel tasarım, iç mimarlık, moda gibi bölümlerde, mimarlıkta da olmak üzere ama ağırlıklı olarak doğrudan hani sanayi ve üniversite işbirliğini en iyi temsil eden bölümlerden bir tanesi endüstriyel tasarım bölümü. Örneğin onlar projelerini yaparlarken, mezuniyet projelerini hazırlarken bir sanayi kuruluşuyla anlaşmak durumundalar zaten. Onların talep ettiği bir ürünü mesela geliştirmek onların mezuniyet projesi haline gelebiliyor. Onun dışında da biz araştırma projeleri aracılığıyla veya öğrenci projeleri aracılığıyla sektörle yakın ilişki içinde olmak zorundayız zaten bir anlamda. Ve bunu da sağlamaya çalışıyoruz biz elimizden geldiği kadar. Bu uygulama alanları öğrencilerin mesleki hayatlarında gerçekten çok fayda sağlıyor diyebiliriz kesinlikle. Tabii evet. Endüstriyel tasarım özellikle gündelik hayatımızı kolaylaştıran ve endüstriyel anlamda üretilebilen her türlü ürünün tasarımını içeren bir meslek zaten. Dolayısıyla buzdolabından işte MR makinesinin örneğin tasarımına kadar geniş bir tasarım alanı var aslında bu alanda. Mimarlık ve iç mimarlık da keza öyle. Moda tasarımı bölümü de yine tüm giysiyle ilgili işte şapkasından elbisesine kadar, ayakkabısına kadar bütün bir giyinmeyle ilgili kültürel yapıyı ve endüstriyi besleyecek olan tasarım becerisine sahip olan mezunlar üretmek üzerine varlar zaten. Onun için de sektörle ilişki mutlaka var. Evet, hocam, olmak zorunda. Peki nasıl iş olanaklarına sahip oluyorlar mezun olan öğrenciler? İş olanakları özellikle tasarımla ilgili olan öğrencilerimizin tasarım tabanlı bir araya geldikleri için tasarımda bir bireysel kendi müteşebbis olarak kendi istedikleri müesseselerin ya da bağımsız çalışmak isteyen öğrenciler bağımsız tasarım stüdyolarını kurup serbestle devam edebilirler. Endüstriyel ortamda kurumsal büyük şirketlerde tasarım Ar-Ge departmanlarında özellikle endüstriyel tasarımla ilgili olan öğrencilerimiz, mimarlıkla ilgili olanlar yine kurumsal şirketlerde iş bulabilmekte. Yani mezun olan adaylarımız özgüvenle hem kendi iş olanaklarını yaratabilirler hem de çok kurumsal firmalarda önemli pozisyonlarda çalışabilir. Yani bu yetiyi kazanıyorlar diyebilir miyiz? Tabii kamu ve özel sektörde üstelik de bunu yapabiliyorlar. Yani kamu alanlarında da çalışabilirler. Büyük kendilerinin kurdukları büyük tasarım ofislerinde veya inşaat firmalarında da çalışabilirler. Sadece tasarımcı olmak zorunda da değiller. İşte ürün pazarlayabilirler,
tasarım geliştirebilirler. Bilgisayar programının geliştirilmesinde katkıda bulunabilirler. Dolayısıyla çok geniş bir çalışma alanına sahip tasarım. Bir de okulumuzun binası değişecek sanırım. Bununla ilgili bir projeniz var mı hocam? Evet, güzel bir soru. Sağ olun Boğlan abize verdiğiniz için öncelikle. Rica edeceğim, çünkü şu anda yeni kurulmuş bir fakülte olduğu için mekan sıkıntımız var. Gelen öğrencinin hani bundan etkilenmemesini arzu ederiz biz. Çünkü yeni yapılacak ve önümüzdeki günlerde işte inşaatı başlayacak olan çok güzel bir projemiz var. Türkiye'nin ünlü mimarlık ofislerinden biri tarafından tasarlandı. Rektörlüğümüzün de onayıyla Yunus Emre Kampüsü'nde gerçekleşecek olan bu projenin görüntülerini isterseniz sizlerle paylaşabilirim. Tabii hocam. Hızlıca geçersek vaktimiz daralıyor diye düşünerek. Evet hocam. Vaziyet planından da anladığımız üzere bu Yunus Emre kampüsü içinde gerçekleştirilecek olan yaklaşık 40 bin metrekare bir alan içinde bütün tasarım bölümlerimizi barındıracak olan bir fakülte binası. Aslında bizim fakültemizin kuruluş bünyesinde şehir bölge planlama bölümü de var. Bunun yanı sıra peyzaj bölümü de var. Ama şu anda mekan sıkıntımız olduğu için biz bölümleri açmadık. Bu binanın inşasından sonra o bölümlerin de açılması mümkün olabilecek. O zaman müthiş bir fakülteye dönüşecek burası. Gittikçe büyüyoruz. Çok görkemli ve estetik görünüyor hocam. Evet. Tasarım. Hocam çok teşekkürler. Cevaplarınız için çok sağ olun. Teşekkür ederim. Sağ olun. Evet, Mimarlık ve Tasarım Fakültesinden hocalarımızı ağırladık. Birazdan bugünkü programımızın son konuğu Mühendislik Fakültesinden hocalarımızı ağırlayacağız. Birazdan karşınızdayız. Evet, bugünkü programımızın son konuğu Mühendislik Fakültesi Dekan Yardımcısı Doçent Doktor Gökhan Özdemir ve fakültemizin öğretim üyelerinden Yardımcı Doçent Doktor Levent Akyalçın bizlerle birlikte. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldiniz hocam. Mühendislik Fakültesi çok köklü bir fakültemiz gerçekten üniversitemizin. Biraz tarihçesini anlatır mısınız bize? Nasıl amaçlarla kuruldu Mühendislik Fakültesi? İsterseniz söze ben başlayayım. Buyurun. Tabii hocam. Üniversitemiz aslında 45 yılı aşkın bir geçmişi olan bir fakülteden bahsediyoruz burada. 1970 yılına dayanan bir geçmişten bahsetmek mümkün. Burada ilk kuruluş olarak Eskişehir Devlet Mühendislik Mimarlık Fakültesi olarak bir başlangıcımız var. Daha sonra Eskişehir'de okulların birleşmesiyle birlikte Anadolu Üniversitesi adını alıyoruz. O günden bugüne Mühendislik Fakültesi mevcut. Ancak biraz önce Nuray Hocam'ın da belirttiği gibi 2012 yılından itibaren Mimarlık Fakültesi adı altında birleştikleri için biz Mühendislik Fakültesi olarak eğitimimize devam etmekteyiz. İsim değişikliği oldu. Evet. Peki hocam, fakültemizde yer alan bölümler ve kontenjanlar hakkında da bilgi verebilir miyiz acaba? Tabii ki. Aslında güzel bir haberle başlayalım. 8. bölümümüz hangisi o? Makine Mühendisliği bölümü. Önümüzdeki dönemden itibaren eğitim öğretim faaliyetine başlayacak. Elektrik, elektronik, malzeme, çevre, kimya, inşaat, endüstri ve malzeme, özür diliyorum, makina olmak üzere 8 tane bölümümüz aktif olarak eğitim öğretim faaliyetini yürütmekte. Bunların kontenjanlarına geçecek olursak doğrudan rakam vermek yerine 60'la 80 arasında değişen kontenjanlarımız var diyebiliriz. Yani işte yaklaşık bir yılda 550-600 civarında öğrencimizi mezun ediyoruz. Umuyoruz. Alıyoruz. Çünkü genellikle bizim alınan öğrenciden fazla öğrencimiz oluyor. Her yıl herkes mezun olamadığı için diyebiliriz. Çünkü mühendislik fakültelerinin geleneği olarak. Öğrencilerimiz geldiklerinde ilk yıl genellikle hazırlık eğitimine tabi tutuyorlar. İngilizce de sizin için çok önemli sanırım. Evet, doğru. %100 İngilizce olan bölümlerimiz var sanırım. Evet, bizim şu anda 3 tane bölümümüz %100 İngilizce müfredat yürütüyorlar. Bunlar bilgisayar, elektrik, elektronik ve malzeme bilim mühendisliği bölümleri. Diğer bölümlerimiz de %30 İngilizce eğitim yürütüyorlar.
Bunlar işte kimya mühendisliği, çevre mühendisliği, inşaat mühendisliği, endüstri mühendisliği ve makine mühendisliği. Öyle olunca iyi bir İngilizce altyapısıyla aslında öğrencilerimiz yetişiyorlar. Kesinlikle. Sadece bilimsel olarak değil, hem dünya vatandaşı olmak adına hem de artık uluslararası ihtiyaçlara da cevap verebilecek kalitede mühendislik eğitimi aldıkları için bunun karşılığını alabiliyorlar. Tabii öğrencilerimiz bunlarla da yetinmiyorlar. Üniversitemizin sunduğu çok güzel imkanlarımız var. Almanca'dan Fransızca'ya, özellikle inşaat mühendisliğinde çok popüler olan Rusça'ya kadar, hatta Çince'ye kadar öğrenen öğrencilerimiz de var. Bu manada onlar dil yönünden de çok iyi eğitim almış oluyorlar. Hem uygulamalı hem de teorik bakımdan da iyi birer eğitim almış oluyorlar. Peki hazırlık eğitimini başarıyla tamamladıkları takdirde öğrencilerin alacakları dersler hakkında neler söyleyebiliriz? Evet, hazırlık eğitimini aldıktan sonra aslında biz evrensel bir mühendislik eğitimi veriyoruz üniversitemizde. İlk başta ilk yıllarda birinci sınıfta özellikle temel derslerin oluyorlar. Matematik ağırlıklı olarak. 4 dönem matematik alıyor öğrencilerimiz. Kalkülüs 1-2 ile başlayan bir süreç var. Ondan sonra ikinci sınıftan itibaren yavaş yavaş meslek derslerine girmeye başlıyorlar. Üçüncü ve dördüncü sınıfta artık tamamen meslek dersleriyle yoğruluyorlar. Anadolu Üniversitesi Mühendislik Fakültesi'nin bir özelliği var. Biz de öğrencilerimiz aslında her zaman işin içindeler. Yani ellerini hamura sokuyorlar. Bizde sadece teorik eğitimler olmuyor. Yani sınıfta didaktik bir eğitim olmuyor. Bunun ötesine geçiyoruz. Öğrencilerimiz laboratuvarlarda bizzat çalışıyorlar. Öncelikle bunların laboratuvarlarda çalışma eğitimlerini alıyorlar. İş sağlığı, güvenliği bizler için çok önemli. Bu manada da onları bilgilendiriyoruz. Daha sonra herkes elini hamurun içine sokuyor. Sadece laboratuvarlardaki çok iyi bir altyapımız var. Laboratuvar altyapımız var. Üniversitemizin sunduğu olanaklar bize hakikaten çok tartışılmaz güzel. Bilgisayar olanaklarımız çok gelişkin. Çünkü artık mühendislik sadece kara kalemle yapılan bir iş değil. Muhakkak bilgisayar ve programlama gerektiriyor. Bu manada da öğrencilerimize iyi birer imkan sunabiliyoruz. Hocam, öğrenciler o ellerini hamura sokarken o süreçte ne gibi akademik şanslara sahip oluyorlar peki? Öncelikle iyi bir eğitim alıyorlar. Ve bu eğitimleri sırasında da hocalarıyla, asistanlarıyla birebir her an bir arada olma şansları var. Laboratuvar olanaklarımızdan biraz önce bahsettim. Çok geniş laboratuvar olanaklarımız var. Bunun ötesinde öğrencilerimizin her biri staj yapıyorlar. Bunlar 30 günden az olmamak üzere her bir stajlarını gerçekleştirebiliyorlar. Erasmus programımız var. Erasmus'un ötesinde, Erasmus biliyorsunuz Avrupa ile ilgili bir kuruluş. Bunun ötesinde Mühendislik Fakültesi özelinde Amerika Birleşik Devletleri'ndeki bazı üniversitelerde de işbirliğimiz var. Özellikle Western Michigan State University ile. Onlardan bize öğrenciler geliyor, bizden onlara öğrenciler gidiyor ve böylelikle ikili diploma alma şansları da olabiliyor. Bu Mühendislik Fakültesi'ne özel bir evet, durum. Evet, evet. Zaten hocam başarılı haberlerini de alıyoruz araç üretimi konusunda. Daha yakınlarda sanırım Formula Student yarışmasına öğrenci göndermiştik. Evet. Onunla ilgili olarak da hem hidromobil hem de güneş arabası ekiplerimiz var. Bu ekipler disiplinler arası olarak çalışıyorlar. Sadece Mühendislik Fakültesinden değil, üniversitemizin diğer bölümlerinden de ekip arkadaşları bu takımlara dahil olup gayet güzel işler yapıyorlar, iyi dereceler alıyorlar. O bakımdan da öğrencilerimizle gurur duyuyoruz. Evet. Peki biraz da hocam sosyal ve kültürel olanaklardan bahsedelim. Neler söyleyebiliriz fakültemizle ilgili? Fakültemizdeki sosyal kültürel olanaklar hakikaten geniş. Üniversitemizin 300'den fazla etkinliği oluyor yıl içerisinde biliyorsunuz. Onlara yoğun bir şekilde katılımları olabiliyor. Ama mühendislik eğitimi aslında biliyorsunuz zor bir eğitim. Onun için çok da fazla sosyalleşmeye imkanları olmayabiliyor. Evet. Hocam 300 etkinlik dediniz. Bu 300 etkinliği duyacak olan birçok öğrenci belki de bizim fakültemizi tercih edecek. Evet. Sizin için öne çıkan etkinlikleriniz neler? Birçok proje ve çalışma yapılıyor fakültemizde. Yani neler aslında mühendislik alanında özel olarak yapılan aktiviteler oluyor mu? Şunu söyleyebiliriz. Hani sosyal kültürel bazda ele almaktansa hani onların kişisel gelişimlerine katkı sunacak neler yapılabilir noktasına taşırsak eğer olayı. Örneğin bizim proje fuarı organizasyonumuz evet. var. Bu çok hakikaten öğrenciler için önemli bence bir bulunmaz etkin. Bir fırsat. Çünkü öğrenci yaptığı işi doğrudan sanayideki muhatabına sunuyor. Çünkü bu fuar sadece bizim fakültemiz genelinde öğrencilere açık bir organizasyon evet. değil.
aynı zamanda sanayi, zira zaten organize sanayide... Evet. Şehir sanayi işbirliğinde düzenleniyor bu. Eskişehir Sanayi Odası'nın düzenlediği bir etkinlik Anadolu Üniversitesi ile birlikte. Bu kapsamda da öğrencilerimiz 4. sınıfta yapmış oldukları bitirme test çalışmalarını orada posterler olarak sanayici ile paylaşıyorlar. Ve sanayiciler de ilgilendikleri projelerle hem hocalarımızla hem de öğrencilerimizle o fuar sonrasında bir araya gelerek bunları gerçek hayata, üretime katma şansları oluyor. Yani öğrencilerimiz daha mezun olmadan direkt olarak iş imkanına sahip oluyorlar. Ve hatta, bu şekilde çok da örneğimiz var diye biliyoruz. Var. Aynen. Hatta hocam proje tabanlı stajdan da bahsetmek lazım belki burada. Sadece bizim fakültede var diye biliyorum ben bu uygulamayı. Şu anda öyle. Evet. Bunlar staj, zorunlu stajların haricinde öğrencilerin doğrudan sanayide, ki bunlar köklü şirketler oluyor genelde, orada bir çalışan gibi yer almalarını ve staj sonrasında, mezun olduktan sonra da orada istihdam edilmeleriyle sonuçlanan bir organizasyondan bahsediyoruz aslında burada. Yani üniversite sanayi işbirliği konusunda en çok destek veren fakültelerden biriyiz diyebiliriz. Evet. Değil mi? Yoğun bir şekilde. Evet. Hocam peki mühendislik fakültesini bitiren bir öğrenci nasıl niteliklerle mezun oluyor bu kadar çalışmadan ve imkandan sonra sizce? Aslında tek bir şey söylemek doğru olur mu bilemiyorum. Çünkü biraz önce hocamın da bahsettiği gibi amacımız mühendisleri farklı problemleri çözmeye yöneltmek. Yani tek bir çıkış noktamız yok. İşte inşaat mühendisi sadece inşaat mühendisliğini yürütecek diye bir kaygıyla yaklaşmıyoruz. Öğrenciye karşısına çıkabilecek herhangi bir problemi nasıl çözebileceğini aktardıktan sonra kendisi istediği işi istediği şekilde yapabilir gibi önemli düşünüyoruz. Önemli olan bizim için problem çözme öğrenmek. Evet, evet. Peki bu mezunlarımız gidip nerelerde problem çözüyor? Yani iş olanaklarıyla ilgili genel anlamda neler söyleyebiliriz? Peki. Biz de öğrencilerimizi yetiştirirken hakikaten çok boyutlu yetiştiriyoruz. Hem Ar-Ge'de çalışabiliyorlar, hem üretimde çalışabiliyorlar, hem de yönetimde söz sahibi olabiliyorlar. Aslında yetiştirdiğimiz öğrencilerimiz aldıkları donanımla gerek bilgisayar, gerek dil, gerek sosyal olanaklar, gerek de ellerini işin içine sokarak takım çalışması içinde bulundukları için sanayinin de tercih ettiği bir personel profili çiziyorlar. Bu manada da üniversitemizdeki mühendislik fakültemiz bir farklılık yaratıyor. Örneğin çift dal ve yan dal programlarımız var. Kimya mühendisliğinde okuyan bir öğrencimiz aynı zamanda bilgisayar mühendisliği bölümünde de ikinci ana dalını yapma şansı oluyor. İster bilgisayar mühendisi olarak ister kimya mühendisi olarak istihdam olanağını arttırabiliyoruz. Yani Anadolu Üniversitesi Mühendislik Fakültesi olarak fark yaratıyoruz. Evet. Hatta o farkımız da tescilli. Onu da vurgulamak isteriz. Evet. 2014 yılında almış olduğumuz mükemmellik ödülü bu kamu sektörü eğitim programları içerisinde alınan en yüksek mertebe. Evet. Biz Kaliler bunun tarafından da tescillendi. Türk basınında birçok ulusal gazetede, televizyonda da yer almış bir gelişmeydi zamanında. Evet. Hocam çok teşekkürler katıldığınız biz için. Değerli bilgiler verdiniz hocam. Çok teşekkür ederiz. Sevgili izleyenler, Anadolu Üniversitesi Tercih 2016 programının bugünlük sonuna geldik. Yarın saat 3'te yine TRT Okul ekranlarında Anadolu Üniversitesi fakültelerini ve yüksek okullarını değerli hocalarımızla konuşmaya devam edeceğiz. Şimdilik hoşça kalın. Hoşça kalın.